Welcome to Turkey diyor. Welcome to Kyrgyzstan. Yalnız var, çok güzel bir görüntüsü var hacı. Burada kuş besliyorlarmış. Yepyeni birbirinden daha merhabalar. Şimdi bizim Kırgız arkadaşlar şöyle bir yere geldik. Burası merkezden biraz daha uzak, yani bir 8 kilometre 8-10 kilometre kadar var merkeze. Burası şöyle söyleyeyim, 7. Migrayon diye geçiyor. 7. Migrayon, hatta Zamira'nın oturduğu, yani ilk videoda Zamira ile video çekmiştim. O kendisi buralarda oturuyor. Buraları da çok çok farklı, yani Bişkek'in daha farklı yerleri. Ayrıyeten Atatürk Parkı falan varmış. Oraları falan gitmeyi planlıyoruz. Bakalım. Şu karşıda da bir tane heykel var, bakın. Aslında farklı bir dünya, farklı heykel. Yani burada da farklı farklı heykeller. Dediğim gibi hemen hemen her yerde farklı farklı heykeller görebiliyorsunuz. Tırlamızla ilerliyoruz. Ya o değil. Ben de çok büyük hata yapmışım. Meğer telefonun 108 megapiksel çekim kamerası var. Hem 4K'da çekiyor. Normal 1080'de çekiyor. 60 FPS'ye kadar. Ben de diğer kameralarla çekim yapmışım. O yüzden böyle şey. Bu biraz daha böyle sabit tutuyor. Yine sallanıyor biraz ama. Biraz daha böyle şey. Hem net gösteriyor. Yani şeyi daha net. Netlemesi falan. Karşıda da bir tane daha heykel var. Dediğim gibi. Burada heykel olmayan yer yok. Evet. Gerçekten buraları da farklı. Mustafa Kemal Atatürk Parkı'na öyle tahmin ediyorum 100-150 metre falan kaldı. Az kaldı, bir şey kalmadı. Bakalım. Evet, yolumuzda ilerliyoruz. Burası da böyle bir yer. Evet, Atatürk Parkı'nın girişine geldik arkadaşlar. Burası Mustafa Kemal Atatürk Parkı diye geçiyor, öyle söyleyeyim ben size.
Hemen şu arkadaki girişten göstereceğiz. Arkadaşlar girişi bu şekilde, bakın. Atatürk Parkı diye geçiyor burası. Şurada zaten karşıda da Mustafa Kemal Atatürk'ün burada heykelini görebiliyorsunuz, öyle söyleyeyim ben size. Burası Mustafa Kemal Atatürk Parkı. Bu şekilde bilgiler de verilmiş yani. 1995 yılında Büyük Devlet Adamı ve Başkomutan Türkiye Cumhuriyeti 1. Cumhurbaşkanı olarak Atatürk Parkı'na çevre düzenlemesi 2015 yılında iki TİKA tarafından gerçekleştirildi. Evet, Mustafa Kemal Atatürk Parkı arkadaşlar. Gerçekten harika bir park. Yani insanların gezdiği, eğlendiği, işte dinlendiği. Öyle tahmin ediyorum ki bu parkta da mutlaka ve mutlaka sincap vardır diye tahmin ediyorum. Var değil mi burada da? Var değil mi? Evet. Evet, sincapın yuvaları da var. Bakın şu yukarıda. Kuşların yuvaları falan da var, doğru. Yani hemen hemen her yerde burada kuş yuvaları. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun şebelek? Ne yapıyorsun sen? Şebek. Ne yapıyorsun? Bakıyor bir de, selam veriyor ya. Kuşta bak. Anam. Aynen. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun sen ha? Şebek. Alabilir miyim? Dur, bir fotoğraf çekeceğim be. Bir fotoğraf yapacağım sana. Gel lan. Gel Alvin, gel. Anam. Anam. Gel. Gel lan. Tam bir sincap yuvası burası. Büyük bir park yani, çok çok küçük bir park değil burası. Bayağı bir yürüme yolu var bu parkta. İleride banklar falan var. Hatta şu köşelerde falan görebiliyorsunuz zaten. Böyle bir yer. İşte burada da yerler var, öyle söyleyeyim. Burada normalde su falan gidiyormuş ama şu an su falan akmıyor. Yani herhangi bir şey falan yok. Böyle bir durum. Böyle bir yer arkadaşlar. Canlı canlı sincap görebilirsiniz burada. Canlı canlı sincaplar. Gel. Gel kuzum. Gel lan buraya. Fındığı aldı, kaçıyor. Puşt. Böyle bir yer. Mustafa Kemal Atatürk Parkı. Karşıda da park var, çocukların eğlendiği. Küçük bir park. Şu ortada da bir şey yapmışlar ama insanların oturması için. Su falan bir şey akmıyor şu an. Böyle bir yer. Şu arkada da bazı şeyler yapmışlar. Dediğim gibi bu yol boylu boyunca gidiyor arkadaşlar yani. Bayağı uzun. Artı diğer yan taraflarına da gidebiliyorsunuz buranın. Yan taraflarında da bir şeyler var. Evet. Böyle bir durum. Şu şeylerin oraya bir bakalım. Orada da park falan yapmışlar herhalde. Arkadaşlar bakın. Şöyle demir yollarını kesmişler burada. Sanki böyle tren geçiyormuş gibi, şeymiş gibi. Kısa kısa demir yolları yapmışlar böyle şey. Böyle bir durum. Değişik bir yer. Şu ağaçta bir tane sincap var. Orada bir şeyler yapıyor ama tam bir puşt ya. Düşecek. Aha. Aha. Aşağı iniyor. Atlayacak herhalde. Gel lan buraya. Ya burası gerçekten süper ya. Her tarafta sincaplar var. Burada da evler falan yapmışlar. Yolumuzda ilerliyoruz. Şimdi ileriden sağa döneceğiz. Şimdi parkı diğer
yerinden geriye doğru geleceğiz, öyle söyleyeyim. Bakalım. Burada bir şeye dikkat ettim bu bölgede. Gerçekten evler falan çok kaliteli, çok güzel evler yapmışlar ya. Yani villa tarzı, şöyle iki katlı iki katlı. Çok güzel evler var, öyle söyleyeyim. Ve burası çok sessiz sakin bir yer. Atatürk Parkı'nın olduğu yer. İnsanlar geziyor ama gerçekten sessiz sakin bir yer. Böyle bir yoldan şimdi dediğim gibi arkasından ilerliyoruz. Böyle bir yer arkadaşlar. Gerçekten böyle doğanın içindesiniz. Her taraf yemyeşil, çimler, ağaçlar, sincaplar ve çok güzel sessiz bir ortam var burada yani. Gerçekten insanlar sıra sıra geziyor ara ara ama gene de dediğim gibi çok güzel yani. Tertemiz havası var buranın. Havası bile bir başka yani, öyle söyleyeyim size. Çok güzel. Evet, şimdi şöyle bir farklı bir yola girdik, öyle söyleyeyim. Burası da dediğim gibi her tarafınız ağaçlara kaplı. Şöyle banklar falan var. Çok sakin bir ortam yani. İnsanlar tek tek oturuyor böyle banklara falan ama çok sakin yani gerçekten. Öyle tahmin ediyorum, hepsi kafa dinlemeye falan geliyor buraya. Çok güzel bir yer. Şimdi şöyle bir yere geldik arkadaşlar. Anıt gibi bir şey yapmışlar. Ayrıyeten önde iki tane heykel falan var. Yakınından bir çekelim bakalım ne varmış orada. Çok farklı bir yer arkadaşlar. Böyle bir anıt yapmışlar arkadaşlar. Ayrıca burada da açıklamaları falan var. Şu an çok güneş vuruyor. O yüzden kenarından çekmeye çalışıyorum burayı. Arka tarafa baktığımızda çok güneş var. Böyle bir yer arkadaşlar. Böyle bir yer arkadaşlar. Gerçekten çok çok büyük bir park diyebilirim size. Yani gerçekten büyük bir park. Böyle bir yer. Şöyle yollardan ilerliyoruz. Yani 3-4 tane böyle girişi çıkışı var buranın. Gerçekten 10 numara klas bir yer diyebilirim yani. Park olmasına rağmen gerçekten güzel bir yer. Arkadaşlar ayrıca bakın şimdi benzinliğe girdik. Aslında bu tarz böyle makinalardan hemen hemen her yerde, her sokak başında görebiliyorsunuz. Bu makinalarda her türlü işlemi yapabiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum, telefona kontör yükleme, para yükleme, otobüs kartını doldurma, elektrik ödeme, doğalgaz ödeme veyahut banka kartlarınızı ve banka işlemlerinizi falan her şeyinizi burada gerçekleştirebilir. Böyle bir yani 24 saat çalışan bankamatik tarzı şey. Atatürk Parkı'ndan çıktık. Daha farklı bir park varmış. Buraya yakın. Zafer Park, Victory Park diye geçiyor galiba. Zafer Park herhalde Türkçesi. Bakalım birazcık da oraları çekelim. Dediğim gibi bugün 7. Migron bölgesinde kaç tane parkı çekip zaten kapatacağım, öyle söyleyeyim. Bakalım. Heykel yapmışlar ha. Bakın arkadaşlar, burada da şöyle değişik böyle heykeller yapmışlar. Evet. Çok acayip. Böyle bir duran renkli taşlardan. Burası da devlet binası herhalde. Değişik. Yolumuzda ilerliyoruz. Daha 150-200 metreden uzakmış burası ya. Daha da arkada gözüküyor, bakalım. Neyse, şöyle yolları, sokakları kolaçan edelim. Arkada da okul falan var. Biraz yakınlaştıralım. Evet, şu arkası okul arkadaşlar. Böyle bir yer. Binalara bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl? Ya ben yanlış görmüşüm. 150 metre değil, 1,5 kilometreymiş oradan. 150 metre sandım. Neyse, 1,5 kilometre yürüyoruz. Olsun. Geziyoruz. Buraları hep yaşam alanları arkadaşlar. Şurada park yerleri, arkada evler, mevler. Gerçekten 10 numara yerler ya. Güzel yani. Çok da kötü değil. Yolumuzda ilerliyoruz. Şu hemen karşıda anıt gibi yer var. Yok, seni çekmedim. Vallahi çekmedim. Şu arkada anıt gibi yer var ya.
Orada böyle direk gibi. Orası Zafer Park mı artık neyse. Geldik sayılır arkadaşlar şu karşı tarafa, öyle söyleyeyim size. Bakalım. Buradan karşıya geçeceğiz ve gelmek istediğimiz Zafer Parkı'na. Kırgızcası çok daha farklı bir kelimeymiş ama Eldik Park diye geçiyor. Ama şey, siz söyleyin adını. Yani Türkçe çevirdiğinizde de Halk Park gibi bir şey oluyormuş. Yani Halk Parkı gibi bir şey oluyormuş, öyle söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi gelmek istediğimiz parka geldik, öyle söyleyeyim. Buradan. Burası dediğim gibi Halk Parkı diye geçiyor. Yavaş yavaş içine gireceğiz buranın. Önce bir sigara içelim. Parkın girişine geldik arkadaşlar. Burası dediğim gibi Victory Park diyor. Zafer Parkı oluyor ama normalde de Halk Parkı olarak geçiyormuş burası. Türkçe çevrildiğinde böyle bir yer. Böyle yürüme yolları falan var. Burada da tam ortada da bir anıt var. Yani çok büyük bir anıt. Çok uzaktan görebiliyorsunuz yani burayı. Çok yüksek. Oh. Böyle bir yer. Güzel ya, ben Bişkek'i gerçekten sevdim yani. Dediğim gibi hemen hemen her tarafında parklar falan var. Farklı farklı parklar falan yapmışlar. O yüzden yani buraları bu şekilde. Kırgızistan'ın özgürlüğü hakkında şöyle bir anıt yapmışlar, öyle söyleyeyim. Bayraktaki o amblem de şu ortada herhalde, öyle söyleyeyim. Burası böyle bir yer. Burada da bir tane heykel var. Bir tane asker, kucağında kız. Böyle bir heykel. Bizim NATO askerliği yeri. NATO askerliği yeri burası. Ha. Kırgızistan'ın kendine. Ha, tamam. Burada da şöyle resimler falan, burayla ilgili bilgiler falan var. Böyle bir yer ya. Burası da böyle bir park yani. Yani bana göre şahsen burası, dediğim gibi, bir tek anıt var güzel olan. Yani güzel, burada da yürüyüş yolları falan var, banklar maklar var ama Atatürk Parkı'nın yanından geçmez. Bana göre Atatürk Parkı çok çok daha güzel buraya göre. Şahsen böyle bir yer. Evet, burası da böyle bir parktı arkadaşlar. Dediğim gibi yani şahsen bana göre Atatürk Parkı gerçekten çok çok daha farklı, çok çok daha güzel buraya göre, yani burayla kıyaslarsak. Benim orası daha çok hoşuma gitti ama burası da fena değil ya, öyle söyleyeyim. Böyle bir durum. Yavaş yavaş videoyu artık kapatabiliriz. Böyle bir yer.